9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 213 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 213, şimdi olmaz demiş Keloğlan. Yarın sabah zindandan çıkarır, kızını da verirsen seni bağışlarım. Ertesi gün padişah adamlarını gönderip Keloğlan'ı zindandan çıkartmış. Kızını ona verip 40 gün, 40 gece düğün yaptırmış. Keloğlan annesini de yanlarına getirip güzelce yaşamışlar. Düzenle düzencinin elinden kurtuluş olmaz. Onlara masal, bizlere ömür. Zeynel İbidin Makas, Türk Dünyası'ndan Masallar, Metin, aslına sadık kalınarak alınmıştır. Birinci bir edebi metin türünün taşıdığı genel özellikler, o metindeki bazı ifadeler, üslup, içerik dikkate alınarak tespit edilebilir. Aşağıdaki tabloda Hamamcı ile Keloğlan masalında geçen bazı ifadelere yer verilmiştir. Masal türünün özelliklerinden birkaçını bu ifadelerden yararlanarak belirleyiniz. Tabloda boş bırakılan yerlere yazınız. Cevap: İkinci masallarda merak ögesi sürekli canlı tutulur. Sizce Hamamcı ile Keloğlan adlı masalda merak duygusunu harekete geçiren cümleler hangileridir? Cevap: Olası cevap, Hamamcı ile Keloğlan adlı masalda merak ögesini canlı tutan birçok cümle vardır. Örneğin, Hamamcı'nın eve girdiğini görünce o da hemen arkasından girmiş, gidip bir kürk yaptırmış. Kürkün her tüyüne bir çıngırak bağlatmış, cümleleri, sonrasında neler olacağına dair okurda ilgi uyandırmaktadır. Üçüncü masallar nereden geldi? Onları ilk kim anlattı? Masalları ilk bir kadın anlattı. Peki o kadına kim anlattı? Bir çocuk anlattı. Henüz bu dünyaya ilk adımını atmamış bir çocuk. Ya o çocuğa kim anlattı? Sessizlik anlattı, sessizlik. Vadit Malik Ali Berman, Judith Malik Ali Berman, masal anlatıcısı Vadit Malik Ali Berman bu sözleriyle masalın hangi özelliğine dikkat çekmek istemiş olabilir? Açıklayınız. Cevap, olası cevap, masallar yazanı, söyleyeni genellikle belli olmayan, anonim özellik taşıyan metinlerdir. Vadit Malik Ali Berman, masallar nereden geldi sorusuyla aslında masalın ilk ortaya çıkışını, kaynağını sorgulamış, aynı zamanda okuyucuya da bu düşünceyi sorgulatmak istemiştir. Kadın sözcüğüyle anneliği sembolize etmiş ve çocukların, masal kavramıyla ilk kez anneleri sayesinde tanıştığını anlatmaya çalışmıştır. Ayrıca bir hayal ürünü olan masalları hayal gücümüzün en geniş olduğu çocukluk dönemiyle ilişkilendirmiştir. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 213 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.